Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. 13-19 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Aslanlar Güneş Yengeç burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Evet bir süredir yine Yengeç burcunda geri hareketli olan Merkür bu hafta itibariyle artık ileri harekete dönecek ve son birkaç haftadır hayatımızda yapmak isteğimiz isteyip de yapamadığımız konuları daha rahat hayata geçirme imkanı bulacağız. Ancak hala daha hem Merkür hem Güneş 12. evinizde olduğu için biraz enerjiniz içe dönük sizin. Düşüncelerinizi çok fazla etrafla paylaşmıyorsunuz. Daha çok kendi kendinize bazı planlar yapabilirsiniz. Geçmişle ilgili konular, eee bilinçaltınızla ilgili bilinçaltınızla ilgili konu ve kavramlar, duygular, düşünceler size etkileyi olabilir. Bu haftada bu duygusal etkiler, biraz içe dönüşler, biraz meditasyon, tefekkür ve benzeri konu ve kavramlar ee, yine Üzerinizde çok güçlü bir şekilde etkili olabilir Pazartesi günü ay Koç burcunda olacak ay Koçtan geçerken e, genel itibariyle e, biraz daha hani bilgi paylaşımı kültürel konular inançlar e, yakınlarınız ve uzaklarda yaşayan akrabalarınız onlarla ilgili temaları önemseyebilirsiniz Evet haber trafiği artabilir hayatınızda bazı seyahat planları ya da ertelediğiniz seyahat planlarını şimdi yapmak isteyebilirsiniz. Ancak pazartesi günü zaman zaman duygusal anlamda biraz üzerinizde baskı hissetmeniz, biraz daha karamsar, daha kasvetli düşünceler içerisinde olmanız da mümkün. Ee, eğer bir şeyler engelleniyorsa e, beklemekte fayda var. Çok acele etmeyin. Biraz zaman tanımakta fayda var. Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren, özellikle akşam saatlerinden itibaren ay boğa burcuna geçecek. Ayın boğa burcuna geçişiyle beraber Perşembe sabahına kadar e, özellikle sorumluluklarınız, görevleriniz, kariyerinizle ilgili konular, işte evinizde, ailenizle ilgili bazı mesuliyetler önceliğiniz olabilir. E, bu anlamda daha kendi alanınızda güvende hissetmek isteyeceksiniz kendinizi, istikrar isteyeceksiniz, huzur beklentiniz artacak. Ev ortamınızda konfora yönelik bazı faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Ya da iş ortamınızda, kariyerinizle ilgili özellikle maddi güvence, istikrar beklentilerinizle bazı önemli adımlar atabilirsiniz. Genel olarak aslında parasal kazançlar bakımından bu hafta salı ve çarşamba günleri daha verimli olabilir sizin için. Perşembeden itibaren ay ikizlere geçiyor. Bu enerji değişimiyle beraber perşembeden itibaren cumartesi öğleden sonraki saatlere kadar biraz daha hareketleniyoruz. Günlük hayatımızda iletişim trafiği artıyor, arkadaşlarımız, işte sosyal çevremiz, onların etkileri öne çıkmaya başlıyor. Biz de daha fazla belki kalabalıklar içerisinde olacağız, bazı grup faaliyetlerine, etkinliklerine katılacağız. Bilgi paylaşımı, yeni şeyler öğrenmek, okumak, araştırmak, yazmak, çizmek ve benzeri herhangi bir kişisel uğraşımıza zaman ayırmak için de yine Perşembe, Cuma, Cumartesi öğle saatlerine kadar olan süreci değerlendirebiliriz. Perşembe, Cumartesi'den itibaren ise Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Ay Yengeç Burcu'na geçiyor. Hafta sonu yine biraz içe dönmemiz mümkün. Biraz sakinleşmemiz, biraz yalnız kalmak istememiz mümkün. Kısa bir tatil, bir mola da verebiliriz. bir seyahate çıkabiliriz. Biraz böyle dinlenmek için, önümüzdeki haftaya, hafta için enerji toplamak için aslında hafta sonunu değerlendirebiliriz. Ruhsal anlamda da içe dönüşler yapmak, tefekkür etmek, şöyle bir geçmişi gözden geçirip değerlendirmek bize önemli farkındalıklar verebilir. Sezgilerimiz de gerçekten çok güçlü. Cumartesi gecesi, pazar gecesi bu iki günü bence iyi değerlendirelim. 20 Temmuz'da doğacak yeni aya da hazırlanmış oluruz. Yeni hedefler, yeni dilekler, belirlemiş oluruz hayatımız için. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.